Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde sadece materyal ve map kullanarak çakıl taşı nasıl yaparız onu göreceğiz. Bildiğiniz üzere deneyenleriniz varsa çakıl taşıyı yapmak çoğu zaman beraberinde sıkıntı da getirir. Bu sıkıntılar nelerdir? İşte çakıl taşlarının tek tek modellenmesi, hepsinin birbirinden farklı olması için en az 3-5 tane çakıl taşı olması farklı. Bunların dizilmesi, yerleştirmesi, saksının etrafına yere veya olması gerektiği yer neyse bunların yerleştirilip dizilmesi ve daha sonra kasmaması için render süresini uzatmaması, dosya boyutunu büyütmemesi, aktif ekranı zorlamaması için proxy'ye dönüştürülmesi sıkıntılı bir iştir. Onun yerine küçük bir saksının dibine birkaç çakıl taşı koyacaksak hani bunu neden materyalle çözmeyelim? Şimdi örneğin bu evimizin daha önce modellemiş olduğumuz hatırlarsanız bu evimizin bir verandası vardı ve sağında solunda bitkilikler vardı. Bunların içine örneğin çakıl taşıyla dolduralım. Ancak materyalin etkisini daha iyi görebilmek için önce küçük bir basit bir render ayarı yapalım ki daha iyi görelim. Evet, şu an render ayarına baktığınızda basit düz bir render. Onun yerine şimdi şöyle bir render ayarı yapalım. Öncelikle V-Ray render motorunun seçili olduğundan emin olalım. Indirect Elimination'a geldiğimizde ışık hesabı için bir kere GI'yi aktif hale getirmemiz lazım. Birinci ışık motoru Irradiance Map, ikinci ışık motoru Light Cache, Irradiance Map Very Low'da ve ön izlemeyi göster. Light Cache'e geldim. Light Cache 1000 değil 100. Ve yine ön izlemeyi göster. Pes sayısını yarıya düşürdüm. Adaptive Settings'teki Adaptive Amount ve Noise Threshold'u da bir tik arttırıyorum. Yani virgülden sonra bir basamak daha yükselttim. Çünkü basit test render'ı alacağımız için render süremizin korkunç zamanlarda olmasını istemeyiz. Sample örneklemeyi düşürdüm. RAM kullanımını arttırdım. Tinitlerin boylarını küçültüp ortadan itibaren açılmasını sağlıyorum. Hata mesajına falan gerek yok. V-Ray'e geldim. DMC yerine Subdivision'ı kullan. Gibi basit ayar. Bir de aynı şu an tabi basit ayarlar yaptık. Artık V-Ray devreye girdi. Ancak şöyle bir problem olacak. Sahnede ışığımız yok ve şu an bir ışık ayarı yapacak lüksümüz de yok. Onun yerine sadece sanal bir aydınlatma olan GI aydınlatması, environment aydınlatması bizim için yeterli olacaktır. Çevresel aydınlatma yaptığımız için yerden gelen ışığı kesmemiz gerekiyor. Burada da V-Ray objelerden bir tane V-Ray plane'i yere koyduğumuzda ve bunun rengini de layer olarak tarafsız bir renk seçmemiz yeterli olacaktır. Gri'nin tonlarından bir renk. İsterseniz kabaca eve de şöyle basit bir malzeme atalım. Materyallerden geldim. Standart materyal yerine V-Ray materyal. Şöyle diffuse kanalından evimin renginin beyaz olmasını istiyorum. Ama hiçbir zaman tamamen bembeyaz girmiyorum. Yani çünkü bu tamamen beyaz olması ışık patlamalarına çok daha fazla mahal verecektir. Ve 240'ta bırakırsam yetersiz geldiği durumlarda yine de küçük bir yukarıya doğru oynatma payım olacaktır. Zaten gerçek hayatta da hiçbir şey sonsuz kadar beyaz değildir yani. Mutlaka sizin beyaz diye gördüğünüz çoğu araç veya kıyafetiniz resmini çekip Photoshop'ta baktığınızda aslında beyaz değil. Beyazın daha koyu tonlarında olduğunu göreceksiniz. Şu anda zaten beyaz gibi duruyor. Biraz şöyle çok küçük bir reflekt veriyorum. Bu reflekti
3 değerinde bir reflekt verdim. Bu reflekti vermemin amacı yansıma almak değil. Glossness'ı kıstığım zaman şu parıltıyı almak. Tabi bu parıltıyı biraz dağıtmamız gerekecek. Blin yerine örneğin vardı seçerek. Bu parıltıyı dağıttığınızda daha böyle pastelimsi bir görüntü elde edebilirsiniz. Hatta bu bir duvar olacağı için pastel boya gibi gözükmesini sağlamak isteriz. Ya da saten boya gibi gözükmesi için. Hatta pütürlü gibi gözükmesi için subdivs'i isterseniz kısabilirsiniz de. Normalde subdivs'i kısmak istenmeyen bir şeydir. Noise'a sebep olacağı için ama burada çok fazla reflekt yok. Çok küçük bir reflekt değeri var. O yüzden burada oluşacak olan noise'lar yüzeyin pütürlüymüş gibi gösterecek. Yani tam aksine noise'lu gibi değil de pütürlüymüş gibi gözükecek mi? Yansımanın tekrarlamasına gerek yok o kadar. Devam edelim. Bir de buraya dış cephe olduğu için Maps'lerden Bump kanalına Cellular atıyorum. Evet. Yüzeyimin, özür dilerim. Cellular değil. Noise atıyorum. Discard dedim. Eskisini iptal et. Evet, yüzeyime noise attım. Gördüğünüz gibi duvar materyali. Beyaz renk seçtik. Çok küçük bir reflekt değeri verip glossness'ını düşürdük. Ward seçili. Pütürlü bir yüzey olacağı için ward seçili. Bump kanalına noise uyguladık. Şimdi de noise'a tiling'le arttırıyorum. Yani noise'daki deseni arka arkaya tekrarlatarak pütürlü bir yüzey elde ettim. Tekrar geri çıkıyorum. Reflektörünü biraz daha düşürebiliriz isterseniz. Çünkü buradaki noise'u verdikten sonra oluşan parlaklık saten boya ya da pastel boya etkisinden daha çok ıslakmış tadı verdi. Yani ne kadar render'da öyle çıkmayacağından eminim ama yine de kısma gereği duydum. Evet. Daha sonra bunu evin tamamına attım. Evet, gördüğünüz gibi basit render ayarımız hazır. Bu bizim çakıl taşı materyalimizi görmemiz için yeterli. Hatta 60'ken bir de arka plana map atalım isterseniz. 8'e basıp environment'ı açtım. Environment arka planda gözükecek olan kısma gradient atıp bu gradient'i materyal slotuna sürüklüyorum. Instance'lı bir şekilde sürükledim ki yaptığım değişikliklerin aynısı arka plana da uygulansın. Gökyüzünün en üst rengi için şöyle 120, 180, 240 kırmızısı düşük, mavisi daha yüksek bir renk seçtim. En üstteki renk. Ortada kalan renk daha açık bir renk. Ufuk olacağı için burası. Bizim ufuk çizgimiz olacağı için 255, 240, 250 şeklinde. Zemindeki rengimiz de daha koyu bir renk olacak. Bu da 90, 105, 75 şeklinde. Bu da yeri temsil eden bir renk. Tekrar render'ımıza baktığımızda fena değil. Şimdi gelelim çakıl taşı malzemesine atacağımız bölgelere. Evet, gördüğünüz gibi saksılarımız bunlar. Yüzeyler seçili. Buralarda çakıl taşı olmasını istiyorum. Materyal editörümü açtım. Yeni bir malzeme açtım. İsmini Pebbles diye değiştirdim.
standart V-Ray materyale dönüştürdüm. Evet, ilk önce önemli olan arkadaşlar diffuse kanalında malzememize renk vereceğiz. Tabi çakıl taşı her tarafı aynı renkte değildir. Ama beyaz bir çakıl taşı kullanacağımızı düşünürsek biz diffuse kanalına smoke uygulayalım. Tabi smoke ilk verdiğimizde duman tadında görünüyor. Burada siyahla beyazın yerini değiştirip mevcut olan siyahın rengini de biraz daha açtım. Evet, şöyle beyazlı griyle karışık bir ton elde etmiş oldum. Beyaz ve griden oluşan karışık bir renk. Yani burada smoke kullanmak çok önemli değil aslında. Yani bunun yerine noise da seçebilirdiniz. Böyle karışık bir renk oluşturmak. Dediğim gibi amaç sadece çakıl taşının tek bir renk olmaması. Burada yani kaplama da kullanabilirdik. Bitmap de yapabilirdik. Ben bu şekilde tercih ettim. Tabi bunu biraz sıklaştırmamız gerekecek. Tiling'ini arttırmamız gerekecek. Evet, şimdi seçili olan yüzeylere uyguladığım zaman materyale şöyle bir bakalım tadına. Evet, gördüğünüz gibi siyahlı beyazlı karışık kuruşuk bir alan. Evet, asıl can alıcı kesim arkadaşlar Maps'ten Displace kısmına uygulayacağımız Cellular. Evet, Cellular, şöyle map'i daha iyi görebilmek için Show and Result butonunu kapatıyorum. Cellular denilen map aslında siyah bir zeminde bir sürü beyaz taneciklerin olduğu bir map'tir. Ve burada gene Cellular'da birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yani taneciklerin boylarını, çokluklarını, azlıklarını, aradaki geçişlerin yumuşaklığını birçok şeyi kontrol ediyorsunuz. İki tane alternatif var. Bunlardan biri Circular dediği yuvarlak tanecikler. Bunu kullandığınızda sanki bir sepetin içinde yumurta varmış gibi duruyor. Chips'i kullandığınızda da çakıl taşı gibi duruyor. Çünkü dikkat ederseniz chips'teki şekiller daha böyle geometrik olmayan şekiller. Chips'e dönüştürdük. Ve kapattık. Uyguladığımız Cellular map'inin şimdilik böyle kalsın. Geri çıkıyorum. Tabi buradaki Displace etkisi çok kuvvetli. 100 Displace kullananlar bilir. 100 oldukça yüksek bir değerdir Displace kaplaması için. Bunu şimdilik 3'e çekiyorum. Ve saksıdaki etkisini görüyorum. Hızlıca render'ımızı aldığımızda evet, gördüğünüz gibi Displace etkisini gösterdi. Galiba biraz fazlaştık. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi chips seçili olduğu için Cellular'da, Displace kanalına uyguladığımız Cellular'da chips seçili olduğu için girintili çıkıntılı taşlarımız oluştu. Tabii buna bir ince ayar vermek gerekiyor. Render'ı durdurdum. Biraz daha uzaktan bakalım ki render süresi çok uzun çıkıyor. Şöyle ekranımıza sığsın. Bu şekilde. F10'daki bir ayarlarımızı, örneğin Global Subdivision'ı biraz daha düşürelim. Örnekleme sayısı burada düşük. Global Subdivision'ı kısalım ki biraz daha hızlı render alsın. Evet. Materyal editörümü açtım tekrar. Materyal editörümü açtım ve burada Cellular'da chips
yerine circular seçili olsaydı nasıl bir sonuç çıkacaktı ona bakalım. Gördüğünüz kadar da daha yuvarlak formlar ortaya çıkıyor. Tabii bu arada displace değerimiz de çok yüksek olduğu için yuvarlaklardan ziyade köpürmüş gibi duruyor. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Materyalimizin displace değerini düşürmemiz gerekiyor. Tekrar chips'e geçtim. Ve displace değerimi yarı yarıya düşürdüm. 1.5 yaptım. Şimdiki etkisine bakıyorum. Tabii displace'i düşürmek aynı zamanda render'ı da hızlandıracaktır. O yüzden düşürmek zorunda kaldığımız için sevinmeliyiz. Evet, gördüğünüz gibi bunlar bizim çakıl taşlarımız. Sadece tek sorun var. Bu çakıl taşları bir saksıya dekor amacıyla konulmuş çakıl taşları değil de tren yollarındaki çakıl taşları gibi çok iri duruyor. Bunu küçültmek için, bu çakıl taşlarını küçültmek için şunu kullanacağız. Displace'e attığımız Scaler'daki tiling değerlerini arttırarak 1 olan değerleri 1.5, 1.5, 1.5 yani birkaç kere daha tekrarlamasını sağlayarak devamlılığını arttırarak şekillerimizi küçültmüş olacağız. Yani aynı alana daha fazla çakıl taşı sığdırmak için şekiller küçülecek. Direkt size'larla oynamak biraz daha maplere hakim olmakla ilgili bir şey. O yüzden direkt tiling'den bunu küçültmek daha kolay. Evet, bu arada burada oluşan siyah lekeler, üstündeki pırıltılar tamamen render ayarlarının çok düşük olmasıyla ilgili bir şey. Evet, 1.5 yaptığımızda biraz daha çakıl taşlarımız çakıl taşına benzedi. Hatta displace'i 1.5'ta değil de 2'de bıraksak bile olurmuş. Şimdi rengi verdik. Kabaca bir renk verdik. Önemli değil. Dediğim gibi burada sadece hani bembeyaz durmaması için çeşitlilik yaratacak bir map atmaktı. Önemli olan displace'e scaler'ı vermek. Bir de taşların daha yakın detayda render alacaksanız fütürlü gibi gözükmesi için bump kanalına da dent atabilirsiniz. Dent map'i de şöyle bir map'tir. Gördüğünüz gibi gene siyah ve beyazdan oluşan karmaşık şekiller. Ancak bu uygulandığı zaman düz bir yüzeyde yarık ve çatlaklar varmış tadı veren bir map'tir aslında. Bizim burada bunu kullanmamız için bir kere bump değerini düşürmemiz lazım. Çünkü taşlarımız çok küçük taneler. Ve dent'in de tiling'ini bayağı bir arttırmamız gerekecek. Çünkü çok iri desenler bunlar. Şöyle biraz daha yakınlaşırsak. Çok mu yakınlaştık?
Yani hazır modellerden tek tek çakıl taşı aramak yerine bir kaplamanızın displace kısmına cellular atıp bunu chipse çevirmek çok daha kolaydır. Yani şu an burada yaptığımız işlem çok kompleks gibi gözükse de aslında hani uzun vadede çok daha pratik çözümler üreten bir yöntem. Evet, gördüğünüz gibi şu an çok yani cüretkar bir render'dır bu, yakından alınan render. Yani ufak tefek aksaklıklar, sıkıntılar olacaktır. Gördüğünüz gibi şuradaki gibi veya bu taşların çok sivri durması gibi. Yani Displace en son 2 yapmıştım. Pişman oldum yaptığımı. O yüzden Displace'imizi tekrar 1,5 yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi buna kullanıcının karar vereceği bir şey. Her zaman her yerde aynı şeyi yapmak istemem. Yani bir akvaryumun dibindeki çakıl taşıyla bahçedeki saksıda duran çakıl taşının büyüklüğü, şekli bir olmaz. Ya da bitiren yoldaki çakıl taşı bir olmaz. Bunlar da kimi zaman chips yerine circular'ı da seçmeniz gerekebilir. Şöyle genel olarak baktığımızda iki saksıyı da görecek şekilde iki saksı da ekrana sığacak şekilde şöyle bir render aldığımızda uzak detayda çok daha güzel ve gerçekçi çıkacaktır. Yakın detaylarda tabii ki hataları yakalamak çok daha kolay ama uzak detayda birebir gerçekçi sonucu yakalayabilirsiniz. Tabii bu kadar render ayarı kısılırsa hiçbir şey anlaşılmaz. Şimdi bir de şöyle düzgün bir render alalım. Yaptığımız şey bir şeye benzesin.
Evet, gördüğünüz gibi iş yerinde, okulda, evde, arkadaşlarınızın bilgisayarında, herhangi bir bilgisayarda çalıştırdığınızda açılacak şekilde çakıl taşları, hiçbir plugin kullanılmadan, script kullanılmadan, yapılmış çakıl taşı materyali. Sadece Max'in kendi imkanlarıyla yapılmış çakıl taşı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada sadece evin duvarını kaplarken kullandığımız noise'u biraz daha sıklaştırmak gerekiyor. Bu dalgaların normalde belli olmaması, sadece pütür gibi durması gerekiyordu. Onun için de şu ev mapinde evin bump'ında kullanılan noise'ların 30 dB'den daha yüksek şöyle bir değerde olması daha iyi. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.